Merhabalar. LGS sınav analizi ile yine birlikteyiz. Bugün açıklanan LGS sınavının sınav analizi ile başlıyoruz. Soru sayıları ve süresi ile ilgili bilgi verelim. Sözel bölümde 75 dakika, Türkçe 20, İnkılap Tarihi 10, Din Kültürü 10, Yabancı dil 10, matematik ve fen bilimlerinde sayısal bölümde 80 dakika 40 soru yöneltilmişti öğrencilerimize. Burada ağırlıklı katsayılar Türkçe matematik ve fen'de 4, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dilde birer katsayılarla çarpıldı. Giren öğrenci sayısı, başvuran öğrenci sayısı 1 milyon 74 bin 13, giren öğrenci sayısı 1 milyon 29 bin 555 öğrenci girmiş. 2018'de full çeken öğrenci sayısı 18 iken, 2019'da full çeken öğrenci sayısı 565'e yükselmiş. Arkadaşlar, Türkçeden 20 soru yöneltilmişti. Burada ortalama olarak 11,75 net yapılmış. Doğru cevap verilmiş. İnkılap tarihinden 6,88, din kültüründen 6,83, yabancı dilden 4,65, matematikten 5,09 ve fen bilimlerinden 9,97 doğru cevap ortalaması yapmış öğrenciler. 2019 merkezi sınavda soruların ortalama boş bırakılma olanlarına bakalım. 2018 açık renk, 2019 koyu renk. Baktığımızda Türkçe'de, matematikte, fende, inkılapta, din kültüründe boş bırakma oranı azalmışken sadece İngilizce'de boş bırakma oranı artmış. Burada boş bırakma oranının azalmasının nedeni sayısal bölümün süresinin uzaltılması etkendir. Cinsiyete göre öğrencilerin yaptığı doğru sayısı ortalamalarına baktığımızda kızların Türkçe'de, matematikte, fende, inkılap tarihinde, din kültüründe ve yabancı hepsinde kızların daha başarılı olduğu görülmekte. Merkezi sınav puan dağılımına baktığımızda ortalama dağılım 200 ile 300 puan arasında en yüksek öğrenciler 300 ile 400 arasında gittikçe azalırken 400 500 arasında gittikçe azalmakta. Baktığımızda 4 ile 400 ile 500 arasında yüzde 2'ye giren öğrenciler 4'ten aşağıya doğru yüzdelik dilimi azalmak azalış göstermiş. Sütun grafiğinde baktığımızda 400 ile 500 arasında yüzde olarak yüzde yaklaşık yüzde 12-13 civarında öğrenci 400 ile 500 arasında puan almış. 300 ile 400 arasında yaklaşık yüzde 30 ikilik dağılım 200 ile 300 arasında giren öğrencilerin yaklaşık yüzde 48'i 300-200 ile 300 puan arasında puan almış. İl il Giren öğrenci sayısı, doğru sayısı ortalamalarına baktığımızda, burada büyük illerden örnek verelim. Adana yaklaşık 30 bin öğrenci girmiş. Türkçe'den 9, Matematik'ten 259, Fenden 682, inkılaptan 579. Dinden 5.64. Yabancı dilden 3.33'lük ortalama yapmış. Yine şöyle giren sayısı fazla olan Ankara ilimize bakalım. Ankara ilinde 67.462 öğrenci girmiş. Türkçeden 10.69 ortalaması sahip. Matematikten 3.43. Fenden 8.16. İnkılap tarihinden 6.63. Din kültüründen 6.30. Balıkesir'e baktığımızda 12.330 322 öğrenci girmiş. Türkçeden 10.47, matematikten 3.56, fenden 8.30, inkılaptan 6.46, din kültüründen 6.07, yabancı dilden 4.25 yapmış. Bursa'ya bakalım 36.635 öğrenci girmiş. 10.46, 3,03 matematik, 7.96 Fen 6,51 e, inklap yapılmış din kültüründen 6,21 ve yabancı dilden de 4,03 ortalama doğru cevap verilmiş. Ç ve D, E ile başlayan illerimize baktığımızda şöyle Denizli'ye bakalım. 12.347 öğrenci girmiş. 10,78 Türkçeden, 3,80 matematikten, 8,62 e, Fenden, 6,76 Inklaptan, 6,37 Dinden, 4,29 yabancı dilden. Yine diğer bakır yine giren öğrenci sayısı fazla oraya da bir bakalım. 7,07 Türkçeden, 2,01 Matematik, 5,66 Fen, 4,72 Inklap, 5,12 Din Kültürü, 2,49 İngilizce. Erzurum'a da bakalım. 10, 10.261 öğrenci girmiş. 8,97 Türkçe, 2,53 Matematik, 7,19 Fen, 6,15 İnkılap, 6,29 Din, 3,38'de yabancı dil yapmış. G ve H illerine baktığımızda Gaziantep'e bakalım. Öğrenci sayısı fazla. 8,38, 2,33 Matematik, 6,30 Fen, 540 9 inkılap 5.59 din kültürü 2.95 de yabancı dil yine Hatay'a bakalım 24.806 öğrenci girmiş 8.93 Türkçeden 2.65 matematikten 6.97 Fenden 5.75 inkılaptan 5.59 din kültüründen 3.51 de yabancı dil ortalaması yapmış yine İstanbul en fazla öğrenci giren 186.417 öğrenci girmiş 11,14 Türkçe, 2,88 Matematik, 7,48 Fen, 6,34 İnkılap Tarihi, 6,13 Din Kültürü, 3,94 İngilizce'den yapmış. Yine İzmir'e bakalım. Fazla giren öğrenci 44.429, 10,44 Türkçe, 3,10 Matematik 7,98 fen 6,55 inkılap 6,01 din kültürü 4,23'te İngilizceden ortalama yapmış. K şehirlerine bak K ile başlayan şehirlere baktığımızda Maraş'ta 18.435 öğrenci girmiş. 8,74 Türkçe 2,67 matematik 8,685 6,85 fen 5,75 inkılap 5,79 din kültürü 2,99 yabancı dil yapmış. Yine Kocaeli'ye baktığımızda giren öğrenci sayısı fazla. 10,29 Türkçe 2,94 matematik 7,88 fen 6,53 inkılap 6,27 din kültürü 4,17 yabancı dil yine Konya'ya 29.813 öğrenci girmiş 9,7 Türkçe 3,06 matematik 7,40 fen, 6,03 inkılap, 6,19 din kültürü, 3,48 de yabancı dil ortalaması yapmış. Ne, ne o şey harfiyle başlayan şeylerimize baktığımızda yine giren sayısı Malatya'ya baktığımızda Türkçe 9,45, matematik 2,92, fen 7,5. İnkılap tarihi 6,09. Din kültürü 5,75. Yabancı dil 3,34. Başarılı şehirlerden Muğla'ya baktığımızda 8,499 öğrenci girmiş. 11,53 Türkçe, 3,97 Matematik, 9,36 Fen, 7,18 İnkılap 6,32, din kültürü 5,02'de İngilizce neti yapmış. Yine Osmaniye'ye baktığımızda yaklaşık 8.299 öğrenci girmiş. 9,39 Türkçe, 3,16 Matematik, 7,25 Fen, 5,96 İnkılap, 6,87 Din Kültürü, 3,38 de İngilizce neti yapmış. Son RS T, V ve Z ile başlayan illerimize baktığımızda Sakarya'ya bakalım. 11.000 öğrenci girmiş. Türkçe 10.06. Matematik 2.98. Fen 7.66. İnkılap 6.33. Din kültürü 6.16. Yabancı dil 3.93. Yine Samsun giren öğrenci sayısı fazla 11.12. 3.13 matematik 7,83 fen 6,29 inkılap 6,21 din kültürü 3,91'de yabancı dil yapmış. Urfa'ya bakalım giren sayısı fazla ve ortalaması düşük bir ilimiz 6,04 Türkçe 1,34 Matematik 4,83 fen, 4,29 inkılap, 4,83 din kültürü 2,10'da İngilizce yapmış. Trabzon'a bakalım. 8.360 öğrenci girmiş. 11.24 Türkçe. 3.88 Matematik. 8.95 Fen. 6.86 İnkılap. 6.73 Din kültürü. 4.40 Yabancı dil yapmış. Yine başarılı. 583 öğrenci girmiş. Tabi giren öğrenci sayısı çok az. 11.24 Türkçe. 4,04 matematik 4,90 fen 7,34 inkılap 6,38 din kültürü ve 4,95'te yabancı dil ortalaması yapılmış. Yine başarılı bir ilimiz Zonguldak son ilimize de bakalım. 6,93 Türkçe 3,24 matematik 8,44 fen 6,80 inkılap 6,37 din kültürü 4, 4,64'te yabancı dil neti yapılmış. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın.